Osmaniye. Benim şehrim, benim geleceğim. Bizim bu kentle ilgili hizmetin ötesinde hayallerimiz var. Bu şehir bizim şehrimiz. Doğduğumuz, doyduğumuz, yaşadığımız yer bizim yurdumuz. Bu gelecek bizim. Biz geleceğiz. Osmaniyeli'ye söz, Osmaniye'ye gönül verdik. Osmaniye büyüyecek, gelişecek. Osmaniye sağlıklı, planlı ve ekonomik olarak gelişmiş bir şehir olacak. Osmaniye mutlu şehir olacak. Çalışmalarımıza ilk günkü hizmet aşkı ve inançla devam ediyoruz. Bakın 2 yılda birlikte neler gerçekleştirdik, neleri planladık. Göreve geldiğimizde ergonomik kent yapısını korumaya kararlı olduğumuzu belirtmiş ve Osmaniye bulvarlar, caddeler kenti olacak demiştik. Sadece geçmiş 2 yılda 42 kilometre asfalt yol, 200 bin metrekare parke yol ürettik. ...1915 yılında yapıldığı düşünülen ve Doğru Özer Konağı diye adlandırılan konak, Osmaniye mimarisinin önemli bir örneğidir. Aslında sadık kalınarak restorasyonu tamamlanan konağın Osmaniye Kültür Evi olarak hizmet vermesi düşünülmektedir. Kentte bizim en önemli çözüm ortağımız olan muhtarlarımıza ve hizmet alan vatandaşlarımıza rahatlık sağlayacak muhtarlık binalarına 6 mahallemizi daha ekledik. Hemşehrilerimiz ve kentimiz için ciddi ihtiyaç olarak gördüğümüz, kolaylık getireceğini düşündüğümüz Eyüp Sultan, Gebeli, Fatih, Tazi evi hizmete sunulmuştur. Bizler için, bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını fedaya hazır olan güvenlik güçlerimizi unutmak mümkün mü? Onlar için de Emşav'la birlikte Kent Müzesi'nin hemen yanında belediyemizce tahsis edilen arazi üzerine dernek binasının inşaatına başlanılacaktır. Japon İşbirliği Ajansı olan JICA, İller Bankası ve belediyemiz işbirliğiyle hazırlanan ortak proje çalışmasıyla toplamda 257 milyon TL'lik dev bir yatırımı planladık. Bu projeyle Osmaniye'nin 30 yıllık su ve atık su problemi çözülmüş olacaktır. Çekül Vakfı işbirliğiyle yapılan çalışma sonucu, kültür odaklı stratejik yol haritası belirlenmiş, kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar kayıt altına alınmıştır. Kısa vadede, kent esnafına da nefes alma imkanı sağlayacak eski çarşıyı canlandırma faaliyeti, kente katkı sağlayacak istasyon caddesi canlandırma faaliyeti, özellikle hanımlara katkı olacak kilim tasarım atölyesini, orta vadede kent kimliğini sağlıklı olarak saklayacak halk bilimleri merkezi, kent ekolojik dengesini koruyacak yeşil kuşak aksı ve uzun vadede ise Osmaniye'nin kimlik dönüşümü tamamlanmış bir kent olması, Türkiye'nin bilim ve teknoloji koridoru olarak tanımlanması hedeflenmiştir. Karaçay Deresi üzerinde 105 metre uzunluğunda 230 santim genişliğindeki ahşap köprüyle Karaçay'ın iki yakası bir araya gelmiştir. Valilik önderliğinde tamamlanan köprü, İstanbul Boğaziçi Köprüsü görseli esas alınarak tasarlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla planlanan bu tesisle korunmaya muhtaç hanımlarımızın iskanı sağlanarak toplumsal bir sorunun çözümü hedeflenmektedir. Kültür merkezimizin yenilenmesi planlanmıştır. Daha modern koşullarda hizmet verecek kültür merkezimizin tasarımı tamamlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımıza daha iyi,
kaliteli ve zamanında hizmet verebilmek amacıyla üzerinde çalıştığımız kent otomasyonu sisteminde sona gelindi. Bu kapsamda binalara, sokaklara, caddelere, iş yerlerine ve kentliye ait bilgiler tek bir veri tabanında toplanarak hızlı ve etkin hizmetin sağlanacağı altyapı çalışması tamamlanmak üzere. Yapılan arazi çalışmalarıyla Osmaniye'de her bir bağımsız bölüm, hane, iş yeri ziyaret edilerek tespit formları dolduruldu. Binaların fotoğrafları çekildi. Hemşehrilerimize ait bilgiler veri tabanına işlendi. Mevcut numarataj, hafta bilgileri ve hali hazır haritalarla güncellendi. İmar planları, ıslah koruma planlarıyla tadilat ve revizyon planları ortamda sayısallaştırılmaya devam ediliyor. Evlerden, iş yerlerinden, dış mekanlardan toplanan atıklar uluslararası hijyen standartlarına uygun taşınarak katı atık merkezinde toplanmaktadır. Bu atıklar zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek anorganik malzemelerin oksijensiz çürümesi sonucu depo gazı oluşur. Düzenli depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazından enerji üretimi de gerçekleştirilebilecektir. Masal Park, bölgede benzeri olmayan Osmaniye'nin tanıtımına katkı sağlayacak, aynı zamanda bölgesel cazibe merkezi haline gelecek bir eğlence ve dinlenme alanıdır. Bu park planlanırken aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir olmasına da ayrıca özen gösterilmiştir. Parkın planlanmasında bir başka önemli husus da parkta kullanılacak ögelerin bizim öz kültürümüze ait olmasına gösterilen ihtimamdır. Geleceğimizin güvencesi dediğimiz çocuk ve gençlerimize kendi kültürel ögelerimizi aktararak gelecekte bu ögeleri canlı tutmak belki de bu parkın en önemli görevi olacaktır. 35 dönüm arazi üzerine planlanan Masal Park, Türkiye'yi temsil etmektedir. Türk tarihine ait 11 dev figürle donatılan Masal Park'ta, ülkemizin 7 bölgesine ait ögeler yer alacaktır. Diğer omalarda Ağrı Dağı, Ürgüp Peribacaları, Aspendos Amfiteyatro, Denizli Pamukkale, İstanbul Galata Kulesi gibi tarihimizi ve coğrafyamızı aktaran yaklaşık 120 ögeye yer verilecektir. Osmaniye kent merkezinde belediye binası, kent müzesi, Devlet Bahçeli Meydanı ve Musa Şahin Bulvarı'nı kapsayan yaklaşık 65 bin metrekare alanda 460 metrelik kısmının üzeri kapalı, toplamda 800 metrelik bir alt geçit yapılacaktır. Belediye binası iç avlusuyla birleşik olan yaklaşık 2320 metrekarelik alan belediye meydanı olarak değerlendirilecektir. Kent Müzesi, Devlet Bahçeli Meydanı ve belediye binasını birbirine bağlayan 308 metrelik yaya arteri oluşturulacaktır. Devlet Bahçeli Meydanı kontrollü kavşak olarak yapılacak, 1660 metrekarelik peyzaj alanı olarak değerlendirilecektir. Sonuç olarak yaklaşık 7000 metrekare alan yeni kent meydanı olarak planlanmıştır. Bu projenin uygulanması sonucunda 26.300 metrekarelik yeşil alan kazanılacaktır. Kent merkezimizin güneyinde Karaçay Deresi çevresinde yaklaşık 140 hektardır. Proje kapsamında 37 bin metrekare alanda Osmaniye mimari kimlik ögelerinin de tasarlandığı kültür sokağı, kültür meydanı, açık ve kapalı sergi alanları ve anıtsal yapıların konumlandırılacağı kültür park alanı. 60 bin metrekare alanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yapay gölet ve havuzların bulunacağı su kayağı parkı alanı. 66 bin metrekare alanda festival ve tiyatro gösterilerinin düzenlenebileceği yazlık sinema ve amfiteyatro olan festival alanı. Amanos dağlarıyla yaylaları bağlayacak ve kent ormanında nihayetlenecek bir teleferik hattı. Ve alan boyunca kafeler, restoranlar, büfeler, bisiklet parkı, koşu yolu,
ve meydanların bulunacağı etkinlik ve spor alanı oluşturulacaktır. Amanos ekolojik alanıyla kent arasında kalan 125 bin metrekare alanda botanik parkı olarak değerlendirilecek. Bu alanda botanik bahçesi, bitki laboratuvarı, sera, göletler, meyve bahçeleri, çiçek bahçeleri olacaktır. Hemen yanında 110 bin metrekarelik alanda kentlinin piknik yapabileceği mesire alanları, lokantalar, kır kahvesi, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının bulunduğu kent ormanı da bulunacaktır. Tamamıyla outdoor ve saha sporlarına ayrılan 33 bin metrekarelik bir alanda spor park oluşturulacaktır. Kentsel altyapı çalışmaları ve donatıları tamamlanmış, kent merkezinin güneybatısında bulunan ve Atatürk Caddesi, Küçük Sanayi Sitesi, Çevre Yolu ve Karaçay'la sınırlı 126.500 metrekarelik alan ikinci etap kentleşme projesi olarak planlanmıştır. Proje 1200 konutluk olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca 21.800 metrekare ticaret alanı da üretilmiş olacaktır. Kent için yapılan her planlamada olduğu gibi imar planları da kentin 25 yıllık geleceği göz önüne alınarak yapılıyor. Çalışmalarımızı İstanbul Üniversitesi ve muhtelif kent planlama uzmanlarıyla birlikte sürdürmekte, böylece bilimsel anlamda da olası riskleri göz önüne alarak planlamalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Söz verdiğimiz gibi. Kadir Kara, Osmaniye Belediye Başkanı.